denetim önemli. Fahiş fiyatlarla ilgili zaten düzenleme var mı mevzuatta? Ama mi? yani tabii. Çok, çok şey. Ya yani işte boş tutulan ev diyoruz ne kadar boş. Ha. Bir de yani inşaat halinde kaba inşaat. Anadolu'da oturuyor yazın. Evet. 6 ay. İstanbul'daki evi sadece kışın kullanıyor. Şimdi onu boş ev olarak kabul edemeyiz. Çıkartmak için sebep gerekir. Evet. Kirayı ödemezse ve ödemede taahhüde düşerse %25'ten fazlasına zorlayamaz. Şu anda cezaevlerinde e, depremden dolayı sorumlu tutulan, binalarının yıkılmasından dolayı sorumlu tutulan 351 tutuklu var. E, 642 de adli kontrolle serbest bırakılmış olan var. E, bunlar tabii içlerinde yapı denetim sorumluları var, müteahhitler var. E, toplamı bunların 351, adli kontrolde 642. Tabi davalar e, peyderpey açılmaya devam ediyor. Soruşturma süresinin e, biraz zaman almasının sebebi o alınan karat örnekleri, işte demir örnekleri. Tüm bunlar bu deliller toplandıktan sonra e, bilir kişilere verildi. Bu bilir kişiler rapor hazırlayacak ve bu raporlar doğrultusunda o binanın yıkımı ile ilgili olarak yıkılmasıyla ilgili olarak kim sorumlusu sorumluysa bu sorumlular tespit edildiğinde. Ona göre davalar açılacak, tutuklamalar ya da e, serbest bırakmalar ona göre karar verilecek. Bölgede şu ana kadar Hakimler Savcılar kurulumuz tarafından 20 mahkeme kuruldu. Yeni 20 idare mahkemesi. Bunun 9'unu biz bu yeni e, atamalarla faaliyete geçirdik. E, Hatay'da idare mahkemesi sayısı 2'den 4'e çıktı. 2 yeni mahkeme kurduk. Maraş'ta 1'den 3'e çıktı. 2 yeni mahkeme kurduk. Adıyaman'da 1'den 2'ye çıktı. Malatya'da 2'den 3'e çıktı. Urfa'da 2'den 3'e, Antep'te 3'ten 4'e, Osmaniye'de de ilk kez bir idare mahkemesi kurduk. Tabii yeni planladıklarımız var. 11 yeni mahkemeyi de ihtiyaca göre Hakimler Savcılar Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda kurulan bu mahkemeleri eğer ihtiyaç olursa faaliyete geçireceğiz. Şimdi tabii mali eylem görev gücü dediğimiz faft 2020 yılında eksiklikler hususunda bir tespiti olmuştu. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o yasal düzenlemelerle ilgili faftın belirlediği yasal düzenlemeler noktasında 7262 sayılı kanunla biz önemli değişiklikler yaptık. Özellikle kara para'nın aklanması suçu, yine terörün finansmanı suçu dernekler kanunu ve ilgili mevzuatlarda çok sayıda maddelerde değişiklik yaptık. Hem kara para aklama suçunun önlenmesi anlamında hem de terörizmin finansmanının suçunun önlenmesi anlamında hem de dernekler mevzuatının ve diğer mevzuatta özellikle kara paraya dönük mali eylem görev gücünün eksiklik tespit ettiği hususlarda mevzuat eksiklerinin tamamını biz yerine getirdik. Dolayısıyla mali eylem görev gücü de bunu kabul ediyor. Mevzuat anlamında Türkiye'nin bir eksiği yok. Bunu tespit ettik diyor. Uygulama anlamında bazı tespitleri var. Uygulama noktasında da özellikle son günlerde, son aylarda gerçekleştirilen operasyonlarla da uygulama anlamında da önemli ilerlemeler sağlanmaya başladı. Özellikle PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü, bunların yapılan soruşturmalar ve bu soruşturmalar neticesinde, kovuşturmalar neticesinde yapılan müsaadele kararları, yine DH ve El Kaideye yönelik operasyonlar, tüm bunlar hepsi şu anda titizlikle takip ettiğimiz hususlar. İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı, MASAK ve Adalet Bakanlığımız güzel bir koordinasyonla bu çalışmaları yürütüyorlar. Ve ben kısa süre içerisinde Türkiye'nin hak etmediği gri listeden süratle çıkacağına inanıyorum. Özellikle 693.162 kişi adli işlem yapılmıştı. Ee, şu anda devam eden 67.893 soruşturma var. Ee, 26.667 de devam eden dava var. Şu ana kadar 253.754 kişi hakkında karar verildi. 122.632 mahkumiyet kararı verildi. 97.139 beraat 27.098 hükmün açıklanması, geri bırakılması, 6.885'te diğer kararlar. Şu anda cezaevlerinde 15.539 hükümlü ve tutuklu var. Bunun 12.108'i hükümlü, 2.605'i hüküm özlü, 826'sı da tutuklu. 185.649'da adli kontrol. Bunların bir kısmı davası devam ediyordur bir kısmı da davası bitmiştir. İşte denetim serbestlik vesaire adli kontrol süreci devam ediyordur. Ee, toplamda 30.672 de yakalama kararı var. Yani yakalanamamış yargılaması henüz başlayamamış. Tabi. 289 fiili darbe davası açılmıştı. Bu fiili darbe davalarının yani bizzat silah kullanan, tank kullanan, helikopter kullanan, vatandaşa silah doğrultan ve bu fiili darbeye katılan 289 da davada yargılandılar bunların tamamı bitti 265'i e, yargıtay e, aşamasına getirildi 166'sı onandı 47'si bozuldu tekrar görülmeye devam ediyor 42'si de yargıtayda e, görüşülmesi devam ediyor onu istinafta, 29'u da bozma sonrası ilk derece mahkemesinde e, derzes şekilde devam ediyor. Bu fiili darbe davalarında toplamda 289 davada 4891 mahkumiyet kararı çıkarıldı. Bu mahkumiyet kararlarının 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. 1366'sı hakkında müebbet cezası verildi. 1891 de süreli hapis cezası. 2870 kişi hakkında beraat, 964 kişi hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Yani 289 fiili darbe davasında 4891 kişi mahkumiyet. Bunun tabi 1634 kişisi ağırlaştırılmış müebbet. Bunun büyük bir bölümü de şehit sayısı kadar ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. İlgili mevzuatımız gereğince FETÖ irtibat ve iltisakları kamuda tespit edildiği anda yine harekete geçiliyor. Bu anlamda da yine e, açığa almalar ve yapılan soruşturmalar neticesinde de şu anda kamudan ihraç edilen e, FETÖ irtibat ve iltisaklıları var. Tabii ki uyanık olmak lazım. Bu anlamda e, su uyur, düşman uyumaz. E, Sayın Cumhurbaşkanımız, Hakim Savcı Kura Töreni'nde de bunu ifade etti. Bundan sonra da özellikle bu tür tehlikelerin bir daha ortaya çıkmaması anlamında sürekli uyanık olmak gerekir. Bu anlamda kamu kurumlarına elemanlar alınırken dikkatli olmak gerekir. Özellikle ince eleip sık dokumak gerekir. Yine mevcut görevde olanlarda irtibat ve iltisak noktasında bir şüphe durumu söz konusu olduğunda hemen araştırmak gerekir. Mevzuatta buna uygun Covid izni bittiğinde Covid izninden yararlanan e, 116.986 hükümlü var şu anda Covid izninden Yararlan. dışarıda olan yararlanan yani açık cezaevinde bulunması gerektiği halde izinde olan. Tabi bunların 31 Temmuz'da izinleri e, sona erdiği için meclisimizin yaptığı yasal düzenleme doğrultusunda denetimli serbestliğine 5 yıl kalanlar cezaevlerine geri dönmeyecekler. Ama denetimli serbestliğine 5 yıldan fazla olanlar yani cezası daha yüksek olan çünkü burada bir ceza adaletini de düşünmemiz gerekiyor. Bir e, e, suçlunun ıslahını düşünürken diğer taraftan da e, bunun mağdur tarafı da var. Dolayısıyla yüksek cezası olanlar o kalan cezalarını çekmek üzere tekrar cezaevlerine dönmek durumunda kalacaklar. Bu anlamda da e, toplamda 19 bin 332 kişi cezaevlerine geri dönmek ve geri kalan cezalarını çekmek durumunda kalacaklar. Karşılıksız çek nedeniyle verilen ceza önce adli para cezası sonra hapse dönüşüyor adli para cezası ödenmediği için. Burada bir denetimli serbestlik söz konusu olmadığı için bu düzenlemeden yararlanamadılar. Ama şundan yararlandılar, onlar COVID döneminde açık cezaevinde bulundukları için Açık cezaevinde bulundurulan hükümlülerde yararlanır şeklinde kanun hükmü öyle olduğu için dışarıda geçen, izinde geçen o süreler infazdan sayıldı. Birçoğunun cezası düştü ve sona erdi. Tabii burada Covid izni süresi bittiği için bundan yararlanamama durumu söz konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında tabii ki takdir milletvekillerimizin. Yani bir düzenleme söz konusu olabilir mi? Bu anlamda eğer teknik destek gerekiyorsa bu anlamda biz Adalet Bakanlığı olarak elbette ki teknik destek verebiliriz. Ama çek konusu özellikle iki tarafı ilgilendiriyor. Elbette ki vatandaşlarımızın bu anlamda mağdur olmasını istemeyiz. Hem borçlu hem alacaklı açısından. Bu konuda Adalet Bakanlığı'nın Can Atalay konusunda Adalet Bakanlığı'nın yetkisinde olan bir husus değil. Anayasa ortada, anayasanın maddeleri var devam eden bir yargı süreci var. Hüküm özlü bir dosya. Yargıtay'ın gündeminde olan bir dosya. Dolayısıyla bu konudaki kararı Yargıtay verecek ve bu konuda da Yargıtay kararını verdi.